büyük teröristler Amerika ve İsrail'dir. Vurun hayır mührünü, bir mühür de siz vurun büyük teröristlerin tepesine. Kameralar karşısına geçti, sert konuştu. Hedefinde ise Amerika saldırısına destek verenler vardı. Tayyip Erdoğan yönetimi Amerikan ve İsrail yandaşlığına evet diyerek Türk milletini karşısına aldı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, pazar günü yapılacak tarihi referandum öncesi basın açıklaması yaptı. Halk oylamasına az kaldı. Hayır oyları yükselişte. Perinçek'in gündeminde Amerika'nın Suriye'ye yaptığı saldırı, halk oylaması ve Cumhurbaşkanı başdanışmanlarının yaptığı açıklamalar vardı. Amerikan bombardımanına hayır diyenler mührü hayıra basacak. Bu gurur, evlatlarınıza bırakacağınız gururdur. İlk çağrıyı Türk milletine yaptı Perinçek. Siz vatandaşlarımıza şer cephesine hayır demek yakışır. Vurun mührü hayıra. Sonra da Amerika saldırısına destek verenleri sıraladı. Bunlar şer cephesi dedi. En başta PKK, PYD, FETÖ, IŞİD, El Nusra ve ne kadar terörist varsa hepsi. Türk milleti şer cephesine destek vermez diye de ekledi. Hayır oyları yükselişte. Amerika'nın Tomahawk füzeleri evet oylarını da vurdu. Türk milleti Suriye ile birlikte Türkiye'yi de vuran Amerikan füzelerine nasıl evet der? Demeyecek, demiyor. Saldırının Türkiye'deki destekçilerini de unutmadı Vatan Partisi lideri. Tayyip Erdoğanlar Türk milletini karşısına aldı ifadesini kullandı. Tayyip Erdoğan yönetiminin Amerikan ve İsrail saldırganlığına teslim olması hayır oylarını şahlandırdı. Evet oyları baş aşağı gidiyor. Değerli vatandaşlarımız, izin vermeyin teslimiyete. İsrail ve Amerikan silahlarının alkışçısı olarak Türkiye'de hangi devleti kuracaklarmış? Vatan Partisi lideri Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un halk yeni devlet kuruyor sözlerine tepkiliydi. Halk devletini Amerika ve İsrail'e karşı kurar. Yoksa Amerika ve İsrail'le birlikte kurmaz. Cumhurbaşkanının bir diğer başdanışmanı Şükrü Karatepe'nin evet çıkarsa eyalet sistemine geçilecek sözlerini de eleştirdi. Hayalinde eyalet sistemi falan varsa o hayaller PKK ile birlikte hendeklere gömüldü. Ancak silahlı olur, ona da izin verilmez dedi. Eyalet sistemine veya federasyona geçmek istiyorsa bunu silahla yapabilir. Kanla yapabilir. Ona da Türk milleti, Türk devleti, Türk Silahlı Kuvvetleri izin vermez.